Antalya Alanya'dayız. Sizlere Damlataş Mağarası'nı tanıtacağım. Damlataş Mağarası 1948 yılında liman inşaatında kullanılacak taş için ocak açılması sırasında bulunmuştur. Mağara tarihi Alanya Kalesi'nin batı kıyısındadır. Mağaranın içinde sarkıt ve dikitleri görmekteyiz. Yapılan incelemeler sonrasında mağaranın 10 ile 15 bin senede oluştuğu tahmin edilmektedir. Mağara boşluğunun tamamı 180 ile 200 metrekare kadardır ve 2500 metreküp hava ihtiva eder. Mağaranın giriş kısmında 50 metrelik bir geçit vardır. Yüksekliği 15 metreyi bulan geçitten sonra silindirik bir boşluğa gelinir. Buradan mağaranın tabanına inilir. Mağara, sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damlataş adını almıştır. Mağara, büyüleyici güzelliğinin yanı sıra astım hastalarına iyi gelen havasıyla da ünlüdür. Doktor kontrolünde mağarada belli bir süre oturarak 21 gün tedavi kürü uygulanan hastalar vardır. Mağaranın havası yaz-kış değişmez. Sıcaklık 22 santigrat derece, rutubet %95, sabit basınç 760 mm civadır. Mağaranın havasında %71 azot, %20,5 oksijen, 10.000'de 2,5 karbondioksit ve bir miktar radyoaktivite ile iyonlar bulunmaktadır. Fotoğraf çekeyim buraya. Mağara bölümündeyiz. Damlataş Mağarası Türkiye'nin turizm açılan ilk mağarasıdır. Gezimize devam ediyoruz. Mağaranın sonuna geldik. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.